Evet sevgili dostlar, yeni bir videoyla sizlerle beraber sevgili dostlar. Bugünkü projemiz kütük yapmayacağız tabii ki. Bu bir espriydi. Kütükten bir kumbara yapmayı düşünüyoruz. Ve bunun yanına da bir saksı tarzında bir şey yapacağız sevgili dostlar. Bakalım nasıl yapacağız? Bu kütüğü kullanacağız. Yine elimizdeki olan malzemeler dediğim gibi. Bunu öncelikle kesmekle başlayacağız. Daha sonra içine oyacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz sevgili dostlar. İçerisinin düzlemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi daha sonra kapak işlemini yapacağız. Vernik ve rutuşları var. Hep beraber izleyeceğiz. Göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, küçük bir mola verdik sevgili dostlar. Karnımız acıktı. Sevgili Belinay bize bulgur pilavı yaptı. Ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor. Böyle soğan patlatıyoruz yanına. Öyle aha böyle işte. Evet. Ayranımız var. Gülahmet'imiz var. Burada. Hı, nasıl? Piknik nasıl Ahmet'i? Çok güzel. Ve bu arada like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. 400 bin like vermeyi unutmayın bir de. Bir sürü like. Bir sürü like istiyorsun. Peki. Peki. Evet, bahçe düzenleme yaptılar. Ahmet ve benim like. Bu arada şöyle. Bir taraftan bahçe düzenlendi, bir taraftan soğan ekildi değil mi?
Evet, gayet hoş, pürüzsüz bir zeminimiz oldu sevgili dostlar. Evet, artık kapak kısmına geçebiliriz. Derinlik yeter diyoruz. Evet, bayağı hoş oldu diyorum buna. Geçeceğiz. Sevgili dostlar. Evet. Gayet hoş oldu diyorum ben. Evet, çok ince şeyle, zımparayla alıyoruz. İki türlü zımparamız var. Bir biraz kalın ve daha ince bir zımpara. Daha ince zımparayı daha güzel, hem de sünger zımpara bu sevgili dostlar. Bir tahta üzerine yapıştırdık. Daha güzel bir rutuş sağlıyor. Evet, gayet hoş oldu sevgili dostlar. Şimdi buna böyle bir sistem yapacağız. Kilitli bir sistem olacak. Ve üst taraftan parı kısmını açacağız sevgili dostlar.
Evet. Ne yaptık Ahmet şu an? Şu an kumbara yaptık. Nasıl şimdi, bir kumbara yaptık? Anlat bize. Küçükten bir kumbara. Zaten evet, onu söylemiştik. İşte arkadaşlar, bu var ya, bu böyle açılıyor, böyle kapanıyor. Yani bu da şey, böyle yer miktarı ayarlıyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. Buraya da askılık takabilirsiniz. Yani öyle askılık değil. Şöyle çıt takabilirsiniz. Askılık değil onun adı. Evet. Asma anahtar. Asma anahtar. Atanızı asabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, böylelikle bir kütükten kumbarayı tamamladık, değil mi sevgili Ahmet? Evet. Evet, ne yaptık bugün? Bugün bize bir tanıtır mısın? Tanıtayım. Şimdi arkadaşlar, işte buradaki şey var, böyle kapatıyorsunuz şu an. Ben kapatamadığım için çocuğum. Asma kilit bu. Asma kilit. Ve arkadaşlar böyle açılıyor. Gördüğünüz gibi şurada da çiviler takılmış. Gördünüz. Evet, asma kilit sistemini yaptık sevgili dostlar. Asma kilit kapatılacak buraya. Ve arkadaşlar bu arada size şunu göstermeyi unuttum. Şurada da çiviyi taktık. Çiviyi de... Çivi değil, menteşesi var. Orası. Menteşe. Sonra böyle döndürüyoruz. Böyle açıyoruz. Ama tam dönecek halinde. Tam sıkıştırmayın. Tam sıkıştırırsanız, siz de yapmak ister misiniz? Tam sıkıştırmayın. Tam sıkıştırırsanız bu dönmez yani. Böyle kalır açtığımızda da. Tamam, teşekkür ediyoruz. Bir bozuk para atalım şimdi içerisine. Tamam. Hadi bakalım. 1 lira. Çok iyi. Bir tane daha geliyor. Bing. Şimdi açma zamanına bakalım. Ney? İşte arkadaşlar, iki tane atmışız. Evet. Böylelikle sonlandıracağız. Bunun vernikleme işi var sevgili dostlar. Söğüt ağacından yaptığımız kumbara. Ahşap kütük kumbara sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, böylelikle bir videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi ahşaptan yapılma, yani kütükten yapılma kumbaramızı tamamladık sevgili dostlar. Böyle, şu an vernikli olduğu için tam elleyemiyorum. Şu an verniğin kurumasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi